Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbimiz Hazreti İsa Aleyhisselam'a kurulan tuzağı bozmuş, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı diri olarak kendi katına almıştır. İnkar edenler, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı şehit edebilmek için kendilerince çok kapsamlı bir plan yapmışlardır. Bu kimselerin Hazreti İsa Aleyhisselam aleyhinde düzen kurdukları Kur'an'da şu şekilde bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nitekim İsa, onlarda inkarı sezince dedi ki, Allah için bana yardım edecekler kimdir? Havariler, Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Allah'a inandık, bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol, dediler. Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz. Onlar, inanmayanlar bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. Allah, onların tuzaklarını hiç ummadıkları bir şekilde tersine çevirmiştir. Hazreti İsa'yı hiçbir şekilde öldürememişler, ancak bu konuda onlara bir benzetilme yapılmıştır. Rabbimiz bu seçkin kulunu, inkar edenlerin tuzaklarından koruyup kurtarmıştır. Nisa suresinin 157-158. Ayetlerinde bu gerçek şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Ma katelehu ve onu asmadılar. Ma salebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Şubbiye. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katelehu. Hayır, Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetlerde dikkat çekilen önemli husus, son kısımda yer alan Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir ifadesidir. Bu ifadeyle Hazreti İsa'nın yaşadığı bu olayda Allah'ın üstün gücünün tecelli ettiği olağanüstü bir durumun varlığına işaret edilmektedir. İslam alimleri de bu ayeti tefsir ederlerken ayetin bu bölümüne dikkat çekmişlerdir. İslam alimleri bu sözlerin Allah'ın güç ve hikmetini gösteren olağanüstü bir olay söz konusu olduğunda bildirildiğini belirterek buradaki ifadelerin mucizevi bir duruma işaret ettiğini söylemişlerdir. Örneğin Fahruddin Razi bu konuyu şu şekilde açıklamaktadır. Allahu Teala ayetin sonunda Allah aziz ve hakimdir buyurmuştur. Buradaki izzetten maksat kudretinin, hikmetten maksat da ilminin kemali ve mükemmelliğidir. İşte böylece Cenab-ı Hak bu buyruğu ile Hazreti İsa'nın yükseltilmesinin her ne kadar bir beşere imkansız dahi gelse, bunun kendi kudretine ve hikmetine nispetle imkansız olmayacağına işaret etmiştir. Bunun bir benzeri de onun kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götüren o Allah münezzehtir ayetidir. Çünkü İsra her ne kadar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kudretine nispetle imkansız ise de Hak Subhanehu'nun kudretine nispetle çok kolay ve basittir. Mehmet Vehbi Efendi de Rabbimizin ayetin sonunda Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir şeklinde buyurmasının hikmetlerinden birini şöyle yorumlamaktadır. Hazreti İsa'nın semaya refi bu ayetle sabittir ve semaya ref etmek insanın kudretine nispetle mümkün değilse de Allahu Teala'nın kudretine ve hikmetine nazaran asla taazzür, güç olmadığını beyan, açıklamak için Cenab-ı Hak ayetin öncesinde aziz ve galip olduğuna ve kemali ilmine işaret için hakim olduğunu ve Hazreti İsa'yı
semaya refek kudret ve hikmetinin kâfi bulunduğunu beyan buyurmuştur. Hasaneyn Muhammed Mahluf da, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracını örnek göstererek, Hazreti İsa'nın diri olarak Allah katına yükseltilmesinin, Rabbimizin üstün gücünün ve kudretinin delillerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl ruhu ve bedeniyle uyanık haldeyken miraca çıktıysa, Hazreti İsa da aynı şekilde diri olarak semaya ref edilmiştir. Bunda bir gariplik söz konusu değildir. Bu tip durumlar harika mucizeler arasındadır. Bu konuda herhangi bir kıyasa da gerek yoktur. Allah her şeye kadirdir. Diğer bazı İslam alimleri ise, Hazreti İsa'nın ölmediği ve öldürülmediği, Allah katında diri olduğu konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedirler. Ömer Nasuhi Bilmen. Katil vukuuna, öldürme olayına kat'i surette kesin olarak kail, inanmış değildirler. Öyle zan ve tahminen bir kıymeti yoktur. Hakikati hali, gerçek bilgi, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde serahaten net olarak beyan buyuruyor ki, o mübarek peygamberini kudret-i ilahiyesiyle, ilahi kudretiyle, berhayat, canlı olarak semaya kaldırmıştır. Kudret-i ilahiyenin azametine ve kainatta tecelli eden milyonlarca bedai hilkate, yaratılmışlara, bir nazar-ı intibah ile, kalp gözüyle bakanlara göre, bir peygamber-i zişanın, böyle ruhen ve cismen en yüksek makamlara yükseltilmesini, istibada, uzak görmeye, tevhile asla mahal, imkan yoktur. Hasaneyn Muhammed Mahluf. Müslümanların inancı odur ki, Hazreti İsa ne asılmıştır ne de öldürülmüştür. Bilakis ruhu ve bedeniyle diri olarak semaya yükselmiştir. Allah'ın izin verdiği sürece semada yaşamaya devam edecektir. Zahid Kevseri. Yahudiler Hazreti İsa'yı bedenen öldürmeye niyet etmişler. Allah ise onların niyetlerini boşa çıkararak Hazreti İsa'nın bedenini kurtarıp kendi katına çıkarmıştır. Burada Yahudilerin tekzip edilmesinin gerçekleşmesi için refin maddi olması gerekmektedir. Elmalılı Hamdi Yazır. Bu hususta ihtilaf etmiş olanlar da muhakkak bundan dolayı şüphe içindedirler. Buna dair hiçbir ilimleri yoktur. Fakat zanna tabi olmuşlardır. Halbuki biz Mesih'i öldürdük diyenler onu yakinen öldürmediler. Şu halde öldürme cinayetiyle övünmeleri de bir yalandır. Çünkü bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Onların ise öldürmeye teşebbüsten maksatları asla hasıl olmadı. Kurtubi. Ayetin tefsiri şöyledir. Ben seni öldürmeden kendime yükselteceğim. Küfredenlerden temizleyeceğim. Semadan indikten sonra öldüreceğim.